Diğer bir düşman da sigara. Baba ağzına sigarayla çocuğun yatak odasına giriyor, bir öpücük konduruyor. Çocuk orada diyecek ki, hayır babacığım bundan sonra ben bu sigara dumanında sabaha kadar 8 saat, 10 saat uyuyacağım. Sen benim bir daha odama sigarayla girme diyecek. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, böbrek hastalığının tetikçisi tuz ve şekerden uzak durmalıyız. Bunlardan uzak durduğumuz sürece sağlığımızı koruyabiliriz dedi. Erk, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de böbrek nakli bekleyenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Türkiye'de 3 milyon insanın 3. derecede obez olduğunu belirten Erk, bu sayının 1.8 milyonunun çocuk yaşta olduğunu aktardı. Türkiye'de şu anda bu röportajı yaptığımız anda 62 bin vatandaşımız suni böbrek makinesine bağlanarak hayatını idame ettiriyor. Yani haftada 3 gün, her girdiğinde de 4 saat diyaliz tedavisi görüyor. Bizim insanımızın gönlü boldur, bağış yapmasını sever ama organ bağışında oldukça cimri izleyen Erk, vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulundu. Beyin ölümünden sonra kadavra nakil oranının %20 seviyelerinde olduğuna değinen Erk, bunu en az canlıdan nakiller kadar %50 seviyesine çıkartmamız gerekiyor ifadesini kullandı. Erk, Türkiye'de 7-8 bin çocuğun diyaliz tedavisi gördüğünü, bu rakamın ciddi olduğunu bildirerek, diğer bir düşman ise sigara. Bir baba sigara içiyor, daha sonra çocuğun yanağına bir öpücük konduruyor. Bu da birçok hastalığı tetikliyor ve çocuklarımız böbrek hastası olabiliyor değerlendirmesinde bulundu. Tespitleri var. Beyin ölümü olduktan sonra organlarımız 3 gün daha, 72 saat daha yaşamaya devam ediyor. O zaman bizler devreye giriyoruz ve de sırada bekleyen o 25 bin civarındaki vatandaşa, 22 bin böbrek nakli için bekleyenlere böbreklerimizi bağışlamış oluyoruz. Erk, en kısa sürede başlayacak uygulama ile tuz ve şeker kullanım oranlarının da düşeceğine inandığını söyledi.